bir inovasyondur. İnovasyon bir şeyi farklı yapmak demektir. Var olan bir şeyi daha farklı tasarlamak. Efendim, Kur'an'ın inovasyon dediğimiz, Kur'an'ın bir inovasyon olması dediğimiz husus, efendim daha ziyade Arapça dilini dönüştürmesiyle açığa çıkar. Mesela cahiliye döneminde kullanılan bir Arapça vardır. Ama Kur'an çoğu zaman bu kelimelere ya farklı anlam yükler veya farklı şekillerde bu kelimeleri yan yana getirip kullanıp ortaya yeni bir dünya çıkarır. Ve bu anlamda benim en fazla bir zamanlar dikkatimi çeken ayetlerden bir tanesi, biz Kur'an'ı Arapça indirdik. Şeklindeki ayetti. Ne demek Arapça? Soru şu, biz Kur'an'ı Arapça indirdik derken bu Arapça kelimesi neye tekabül etmektedir? Cahiliye dönemi Arapçası mı? Yoksa Müslümanların anladığı Arapça mı? Çünkü cahiliye dönemi insanların anladığı Arapça ile Müslümanların anladığı Arapça aynı şey değil. İman etme dediğimiz husus bu. Arapçayı farklı anlamaya başladığında insanlar iman etmeye başlıyorlar. Ve bu açıdan bakıldığında da eğer Mekke tarihine özellikle ve Medine tarihine baktığınızda Kur'an Arapça ile ilişkisi iki türlüdür. Bir, Kur'an Arapçanın kendisine bir yıkıma uğratılmasıdır. Kelimelerin anlamını dönüştürülmesidir. İnsanların bildiği şekilde, daha önce kullandığı şekilde kelimeleri artık anlama şansı kalmayıştır. Mesela bu anlamda verilen örneklerden bir tanesi şu, münafık kelimesi. Münafık kelimesinin cahiliye dönemindeki anlamını bilen var mı içinizde bilmiyorum. Arapçacı gerçi hocamız var ama ona sormuyorum. Tarla faresi demektir. Tarla faresi. Tarla faresi ne demek? Tarlada iki tane giriş yeri var. Fare buradan giriyor kovalandığında. Birisi orada hala fare orada çıkacak diye bekliyor. Fare öbür taraftan çıkıyor. İki delik var çünkü. Yani bir yerden giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Münafık bu. Ama Kur'an dikkat edersin münafık kelimesini ilk kez insan için kullanmaya başlıyor. Yani iki farklı deliği, iki farklı yüzü olan. Bir yerden giriyor, farklı görünüyor. Sonra bir başka delikten çıkıyor, bambaşka bir yüzle çıkıyor. Münafık bu. Bak adamı nasıl dönüştürüyor. Bu anlamda Arapçayı kendi içerisinde dönüştürmeye başlayan, yıkıma uğratan efendim. Ama aynı zamanda inşa eden, yeniden inşa eden bir dil. Kur'an, Arapça ile etkileşim bölüm kartım böyle bir şeydir. Ve tam da bunu yaptığı için İslam toplumu diye bir şey açığa çıktı. Yani sahabenin ortaya çıkışında Kur'an'ın bu anlamda dille ilişkisi son derece kritik bir rol oynamaktadır. Ve şunu unutmamak lazım, inovasyon olmadıkça din dediğimiz gerçekliğin açığa çıkması mümkün olmamaktadır. Din kendisini tekrarlayan bir şey değildir. Din daima insanları dönüştürmeyi isteyen bir şeydir. Dönüştürmek inovasyon dediğimiz husustur. Ama İslam düşüncesi ne yazık ki dönüşmeme, hep aynı kalma üzerine kendisini algılamak istemiştir. Oysa Kur'an sürekli dönüştürmek üzere var olmuştur. Ve bu yüzden de Kur'an'ın sürekli insanları dönüştürme çabasıyla, Kur'an'ın vahiy sonrası insanların hep aynı kalma çabası, sabit kalma, dönüşmeme çabası arasında bir gerilim açığa çıkmıştır benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu anlamda da insanların dönüşmeme çabası aynı zamanda Müslüman dünyasının kanaatince gerilemesine büyük rol oynamıştır. Bu inovasyon kelimesi, yani Kur'an'ın insanları bu dönüşme, dünyayı sürekli ama sürekli farklı algılamaya zorlaması son derece kritik bir husustur. Bizim hermeneutik dediğimiz şey budur. İnsanları her an nasıl yeni bir şekilde kendisini ve dünyayı kavramaya zorlamaktadır Kur'an. Bunu anlamaya çalışır. Ahlaki yüzleşmeye efendim sözü getirmek istiyorum. Benim gördüğüm en önemli tefsir alanındaki en önemli sıkıntı, yani Kur'an anlamı dediğimiz noktada en büyük sıkıntı burada bana göre düğümlenmektedir. Tekrar hatırlatıyorum, şehir dediğimiz husus insanların karşılıklı konuştuğu ve yüzleştiği ortamdır dedik. Bunun anlamı şu, insanlar karşılıklı konuşup yüzleşirken ahlak diye bir şey tecrübe ederler. Ahlaklı olmayı öğrenirler. Ve insan yüzleştiği sürece ahlaklı olabilir.
İster Allah ile yüzleşsin, ister kendisiyle, ister bir başkasıyla yüzleşsin. Yüzleşme varsa ahlak mümkündür. Ve Kur'an'ın anlamı dediğimiz husus, insanların başkalarıyla ahlaken yüzleşmesi esnasında kavradığı bir şeydir. Ahlakın olmadığı yerde Kur'an'ın anlamı diye bir şey söz konusu olamaz. Ben gördüm kadarıyla. Çünkü Kur'an sizi yüzleşmeye zorlar. Gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Kendine bak, ne yaptığını fark etler. İnsanlara karşı ne yaptığını fark etler. Allah'a karşı ne yaptığını fark etler. Sürekli yüzleşmeye çağırır. Ve unutmamak lazım, ahiret dediği dünya yüzleşme anlamına gelmektedir. Ahiret insanın kendisiyle yüzleşmesi demektir. Ne olduğuyla yüzleşmesi demektir. Orada ne yapıp ettiğinizi göreceksiniz diyor. Yani kendinizle yüzleşeceksiniz diyor. Kur'an'ın özü bana göre en temel vurgusu yüzleşmedir. Kaldı ki Kur'an'daki çok ilginç bir ayet vardır. Yüzünüzü nereye dönersen dönün Allah'ın vecihi oradadır. Yani Allah'ın yüzü oradadır. Ne demek bu? Her an Allah ile yüzleşme ile içerisindesiniz. Ve bu bağlamda ahlaki yüzleşme konusuna değinmek lazım. Cahili inanma biçimiyle Kur'an'ın esprisi arasında, yani Kur'an anlam dünyası arasındaki farkı görmeniz için söyleyelim. Değerli dinleyiciler, cahiliye döneminde Allah diye bir kelime vardı. Bu insanlar Allah'a inanıyorlardı. Allah kelimesini bizzat kullanıyorlardı cahiliye insanlara. Yani Allah kelimesi Kur'an'a ait değil. Cahiliye insanlar zaten kullandığı bir kelimeler. Ancak Allah ile doğrudan bir sözlü veya metin üzerinde bir iletişimleri yoktu. Putlar, put dediğimiz veya kehanet dediğimiz olay üzerinden Allah'ın neye karar verdiğini anlamaya çalışıyorlardı. Yani Allah hep uzakta olan bir varlıktı cahili inananlar için. Onun için cahili inancının en temel karakteristiği yüzleşmenin olmayışıdır. Cahili inancını İslam'dan ayıran en temel şey cahili inancının yüzleşme ahlakını tasavvuf edememesidir. Yüzleşmemek, ahlaken yüzleşmemek dediği tam da cahiliye kelimesinin anlamıdır. Unutmayınız, Kur'an cahiliye kelimesini hem cahili Araplar için kullanır, hem Müslümanlar için kullanır. Cahiliye kelimesi sadece İslam öncesi insanlar için değildir. Müslümanlar için de kullanıyor. Ama cahil kelimesi bilgisiz anlamına gelmiyor. Kendisiyle ve başkalarıyla ahlaken yüzleşmeyen anlamındadır. Aradaki kritik fark o. Onun için Kur'an'ın anlamı dediğimiz şey, insanların başkalarıyla ahlaken yüzleşmesi esnasında açığa çıkan bir şeydir. Ama bugün tefsir dediğimiz şeye bakın, Kur'an'ın anlamı diye camilerde anlatılan şeye bakın, bunların hiçbirisinde ahlaki yüzleşme yoktur. Bize bilgi vermekte, bilgi vermeye çalışmaktadır. Bilgi, dikkat edin, ahlakla ilgisi olmayan bir şeydir. Öğrenilen bir şeydir bu çünkü bilgi. Oysa ahlaki yüzleşme dediğimiz, başkalarını tecrübe ederken, farklı gerçeklikleri tecrübe ederken fark ettiğimiz bir şeydir. Onun için diyorum, Kur'an'ın anlamı dediğim şey, başkalarıyla iletişimimiz varsa, ahlaki iletişimimiz açığa çıkabilen bir şeydir. Ahlaklık olmadığı yerde Kur'an'ın anlamı tecelli edemez. Ama bizim bugün Kur'an anlayışımız bilgiye dayanmaktadır. Sanki öğrenilecek bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Ahlakı efendim dışlayan bir bilgi tasavvurda şu anda erişmiş durumdayız ve bana göre bu son derece riskli hale geliyor. Çünkü İslam dünyasını bugün karakterize eden en önemli sorunlardan bir tanesi ahlaki bilinci veya düşünmeyin kalmayıştır. Bugün Müslümanların kanaatimce en temel sorunlardan bir tanesi dini ahlaktan koparmaları. Ve ahlakı arızi bir şey gibi görmeleri. İbadetten ayırmaları, Kur'an'ın anlamından ayırmaları, ekonomiden ayırmaları, işten ayırmaları, akademiden ayırmaları ve ahlakı böylece istediği zaman yapacak, istediği zaman yapılmayacak bir şeymiş gibi tasarlamalarıdır. Efendim bir başka nokta Kur'an ve dünya konusudur. Bu ahlaki yüzleşme dediğimiz husus. Benim her zaman temel kanaatim şu, kısa cümlelerle söylemeye çalışacağım. Kur'an
bu dünyayı anlamaya insanları sevk eder. Kur'an hedefi insanları bu dünyayı anlamaktır. Ama buradaki hassas nokta şu, bu dünyayı anlayabildiğiniz kadarıyla Kur'an anlayabilirsiniz. Yani Kur'an sahabeyi öte dünyalara sevk etmiyor. Bu yaşadığı dünyayı anlamaya zorluyor. Farklı şekillerde görmeye zorluyor. Onun için sahabe dediğimiz insanların ilginç bir tecrübesi var. Dikkatini çekerse. Hazreti Peygamber'in vefatından çok kısa süre sonra bunlar fetihler yoluyla, farklı yollarla birden dünyaya açılıverdiler. Sahabeyi bu kadar hızlı bir şekilde dünyaya açan şey neydi? Niye birdenbire İran'ı fethettiler, Anadolu'yu fethettiler, ta Çin'e kadar gittiler, sonra Endülüs'e gittiler? Zorlayan şey neydi? Elbette bir sürü neden açıklanabilir, farklı nedenler açıklanabilir. Ama benim burada gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi, Kur'an'ın bizzat insanları dünyaya yönlendirmesidir. Dünyayı anlamaya sevk etmesidir. Dolayısıyla benim tezim şudur her zaman, önce Kur'an, sonra dünya değildir. Dünyayı anlayabildiği kadarıyla insan Kur'an anlayabilir. Dünyayı anlayamayan insan Kur'an'ı anlayamaz. Bu kadar basit. Kur'an sadece ezberleyebilir. Onun için farklı kültürleri, farklı dünya tecrübelerini, farklı dünya mutfaklarını, farklı insanları, farklı kültürleri, farklı inanma biçimlerini anladığınız zaman Kur'an'ın farkını görebiliyorsunuz ve Kur'an'ın nasıl bir dünyaya hitap ettiğini daha rahat kavrayabiliyorsunuz. Efendim bir başka nokta sürpriz dediğimiz kelimedir. Ve bana göre İslam düşüncesine baktığım zaman en sıkıntılı gördüm yine hususlardan bir tanesi. O da şu, Kur'an sürpriz bir metindir. Sürpriz şaşırtmak demek. İnsanlara beklemediği bir anda farklı bir şey söyleyebilmesi demek. Dolayısıyla insanların en umutsuzluğa kapıldığı noktada birdenbire bir umut ışığı belirmesi demektir. Ve bu noktada sürpriz dediğimiz husus, insanların ölünceye kadar hakikatle, gerçeklikle hiç ummadıkları bir şekilde yüzleşebilmeleri, onu tecrübe edebilmesi demektir. Yani hakikat asla bildiğimiz yoldan bize gelmez. Hakikat çoğu zaman bizim hiç fark etmediğimiz şekilde bize gelir. Ve bizi şaşırtan bir şeydir. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın Kur'an aracıyla insanları şaşırtması gibi. Dikkat edin, vahiy sürecine bakın, Hazreti Peygamber'in tecrübesine bakın. Vahiy esnasında en temel tecrübesi nedir? Sürprizdir. Çünkü Hazreti Peygamber Allah'ın az sonra ne söyleyeceğini bilememektedir. Cenab-ı Hak az sonra nasıl bir vahiy indirecek bilememektedir. Yani Hazreti Peygamber'in hayatı, peygamberlik hayatı tümüyle sürpriz içine geçmiştir. Kur'an hep bir sürpriz olarak gelmiştir. Ama ne yazık ki bilahare insanların hep hakikati peşinen bildikleri anlayışı ortaya çıkmıştır. Ve doğruları peşinen bildikleri anlayışı ortaya çıkmıştır. Ve bu bağlamda da artık öğrenecekleri yeni bir hakikat kalmadı tasavvuru Müslümanlara hakim olmaya başlamıştır. Ve günümüzde kabaca baktığımızda böyle görünmektedir. Ama şunu söylüyorum, insanlar eğer doğruları peşinen bildiklerini düşünüyorlarsa hakikati bu sürpriz dediğimiz vasfını kaybediyorlar demektir. Ama bunun anlamı şu, Cenab-ı Hakk'ın onlara yeni bir gerçeklik gösterme şansını kapatıyorlar demektir. Yani sürpriz dediğimiz husus, Allah ile daha önce fark edemediğimiz bir boyutta yeniden iletişime geçmek çabası demektir. Ve bu anlamda Kur'an benim gözümde hakikaten sürpriz bir metindir. Ve elbette bir başka husus dile getirelim bu bağlamda, umut felsefesidir. Bunun anlamı şu, biraz bizim İslami teolojide ifade edilmeyen bir şekilde söyleyeceğim. Allah ölünceye kadar insanlardan umudunu kesmeyen bir varlıktır. Allah umudunu yitirmez. Mesela siz ne yaparsanız yapın, hangi günahı işlerseniz işleyin, hala Allah sizden umudunuzu kesmez ölünceye kadar. Yani hala doğruyu görme veya doğruyu anlama çabasına girişmeniz mümkün olabilir.
O yüzden Kur'an'ın anlamı dediğimiz husus Allah'ın bize yönelik umudu demektir. Ve bu umudu asla ve asla bırakmamak lazım. Yani dikkat ederseniz Kur'an anlamı dediğimiz husus Allah ile bizim canlı umut üzerinden kurduğumuz ilişki demektir. Ve biz bu umudu yitirdiğimiz zaman Kur'an'ın anlamını öğretecek bir şeymiş gibi, kitaplardan öğrenecek bir şeymiş gibi algılamaya başladığımız zaman umut kalmamaktadır. Ve bu bağlamda da efendim İslam'ın insanlar üzerindeki etkisi daha çok bilgi üzerinden tecelli etmeye başlamaktadır. Bu umut kelimesi üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Dikkat ederseniz Kur'an ayetlerden oluşur, yani sözlerden oluşur. Ama Kur'an'ın söz dediğimiz husus söz verme demektir, vaatte bulunma. Yani Kur'an'ın anlamı vaattir. Ve bu anlamda bize bir umudu telkin eder. Ve insan ne yaparsa yapsın daima bu umudu araştırması, bu efendim, umutlanacağı bir noktayı araştırması efendim Kur'an dediğimiz şeyin anlamının tecelli etmesinde büyük rol oynar. Şimdi İslam düşüncesi tarihinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu şehir kavramı da aynı zamanda sizi yeniden ve farklı açıdan yönlendirerek. Ve benim her zaman anlamaya çalıştığım önemli hususlardan bir tanesi, Kur'an mushaf olmadan önce nasıl bir anlam dünyasına sahipti? Yani daha doğrusu Müslümanlarla iletişimi nasıldı? Ve mushaf dediğimiz bir metin haline, somut bir metin, elle dokunulabilecek bir hale büründüğünde nasıl bir iletişim ortaya çıktı? Bu bağlamda sözü efendim getirip sonra bir iki kavramı daha dile getirip konuşmayı tamamlayacağım. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. Mushaflaşma sürecinden sonra, Kur'an'ın mushaflaşma sürecinden sonra aynı zamanda İslam dünyasında şehirleşme dediğimiz, farklı bir anlamda şehirleşme dediğimiz süreç başlıyor. Yani fetihlerle beraber gayrimüslimlerle iç içe yaşama, farklı kültür ve inançlarla daha farklı boyutlarda iç içe yaşama süreçleri açığa çıkıyor. Mekke ve Medine'de görmediğimiz bir biçimde. Çünkü entelektüel bir gelenek açığa çıkıyor. Yani kelam, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi disiplinlerde de kısmen görebilirsiniz. Farklı kültürlere bilgi alışverişi dediğimiz olay açığa çıkıyor. İsterseniz bu hususu Bağdat şehrinin kurulması örneğinde dile getirmeye çalışalım. Benim bana en ilginç kadar örneklerden bir tanesi. Bağdat şehrini Irak'taki halife kurmaya kalktığında, tasarladığında rivayetlere göre bir daire çizer ve 4 tane kapı belirler Bağdat şehri için. Bu şehrin 4 kapısı olacaktır. Bu 4 kapı ne anlama geliyor? Olay şu, dünyanın 4 bir yanından bilgi getirilecek, Bağdat'ta biriktirilecek, burada yoğrulacak, tartışılacak ve tekrar dünyaya servis edilecek burada. Şehrin felsefesi bu, halife tarafından. Yani Bağdat'ı bir dünyanın merkezi olmak üzere tasarlamıştı halife. Bağdat'ı ilk defa tasarlarken. Ve de çok ilginçtir mesela şehir tarihçilerinin verdiği bilgiler ne kadar doğru bilmiyorum ama şehirlerin ortalama nüfusu o dönemlerde 2 ya da 3 bin. Artabilir, azalabilir. Şehir dedikleri o kadar. Fazla değil nüfusu. Peki Bağdat şehri kurulduktan kısa bir süre sonra ne kadar bir nüfusa erişmiş olabilir? 800 bin. Dünyanın en büyük şehri haline geliyor. Çok kısa sürece. Ta Çin'den, Afrika'dan, Bizans'tan, her yerden insanlar Bağdat'a toplanmaya başlıyor. Ve bu merkez, yani Bağdat'ı kurulduktan sonra İslam dünyasının altın çağı ortaya çıkıyor. Şehir dediğimiz budur. Şehir, bütün dünyanın biriktiği yer demektir. Ve dinin bu anlamda bir dünyaya açılma imkanına kavuşuyor. Yani evrenselliği kazandığı yerdir. Tekrarlıyorum arkadaşlar, değerli dinleyiciler. İslam'ın evrenselliğin anlamlarından bir tanesi ancak şehirlerde tezahür edebilir. Evrensel şehirler.
bütün dünyaya yönelmiş şehirlerde İslam evrenselleşebilir. Köy kırsal aracıyla, çöl aracıyla İslam evrenselleşmez. Yerelleşir sadece. Şehir bambaşka bir olaydır. Bunları söylememin nedeni şu: şehirler bu anlamda tezahür etmeye başlayınca kavram dediğimiz bir gerçeklik açığa çıkıyor. Kavram. Yani ilimler açığa çıkıyor. Tefsir, hadis, fıkıh ve bugün bildiğimiz İslam ilimler açığa çıkıyor. Bunların hepsini var eden şehirlerdir. Ama kavramlar açığa çıktığında İslam artık kelime üzerinden, yani sözlü iletişim üzerinden değil, kavramlar üzerinden anlaşılmaya başlıyor. Ve bu İslam'ın kaderini değiştiriyor. Müslümanlar artık İslam'ı İslami ilimler üzerinden anlamaya başlıyorlar. Kavramlar üzerinden anlamaya başlıyorlar. Yani karşılıklı ahlaken yüzleşerek değil, kitaplarda okuyarak İslam'ı anlamaya çalışıyorlar. Büyük oranda. Onun için bugün bizim anladığımız İslam ile, yani kitaplarda okuyarak anladığımız İslam ile benim kanaatim, sahabenin tecrübe ettiği İslam birbirine hiç benzemiyor. Çünkü sahabenin tecrübe ettiği İslam kelimeler üzerindedir, karşılıklı konuşma üzerindedir. Biz bugün kavramlar üzerinden İslam'ı anlıyoruz. Mesela tefsir dediğimiz şey, fıkıh dediğimiz şey kavram dilidir. Kavramsal bir dildir. Ve kavram üzerinde İslam'ı anlamaya çalıştır. Ama bu neye yol açıyor? Bunun yol açtığı önemli bir şey var. İki dil açığa çıkıyor. Yani iki farklı din algısı. Bir, gündelik dil üzerinden anlaşılan din. Bir de ilmi olarak kavranmış din. Yani avamın dini, havasın dini diye. Elitlerin dini ve halkın dini diye iki din açığa çıkıyor. İki din anlayışı. Ve sonra bunlar bu şekilde dikey biçimde görünmeye başlıyor. Elitler İslam'ı daha iyi anlar, halk anlamaz. İslam'ı yanlış anlar diye düşünüyor. Ve bu açıdan iki farklı efendim anlama biçimi aynı zamanda yine insanları yönlendirmeye başlıyor. Bunun ifadesi şudur: elitler, yani ulema dedikleri, havas dedikleri insanlar gerçekliği doğrudan bildiklerini, artık Kur'an anlamı doğrudan bildiklerini düşünmeye başlıyorlar büyük oranda. Ama halk ise cahil insandır. İlimlerden nasibi yoktur. Zeka seviyesi düşüktür. Dolayısıyla Kur'an'ı anlayamaz diye tasarlamaya başlıyorlar. Ve bu yüzden de onlara onların anlatacağı tarz, anlayacağı tarzda İslam'ı sunmak lazım diye düşünüyorlar. Ve böylece İslam dünyasında bugün modern tabirle de kısmen söylersek alegori dediğimiz bir sorun ortaya çıkıyor. Yunanca bir kelimedir alegori. Edebiyatta daha çok onlar mecaz diye karşılamaya çalışıyorlar. Ama mecaz ile aynı anlama gelmez. Efendim, özellikle alegori kelimesini kullanmamın nedeni şu: alles, agora kelimelerinden türemiş bu kelime. Alles, toplum demek. Şey, affedersiniz, bir şey söylemek demek. Alles, Yunanca. Agora, meydan, çarşı demek. İnsanların günlük hayatın yaşadığı yer demektir agora. Alles, agora, yani alegori, toplumun anlayabileceği tarzda bir şey yeniden söylemek demektir. Ve bu bağlamda Kur'an dediğimiz metin bir süre sonra alegorik bir metin gibi görülmeye başlamıştır. Mesela filozoflara baktığımızda efendim orta çağda bunu kısmen görüyoruz. Ama yine benzerini bana göre efendim kelamcılarda görürüz ve mutasavvıflarda görüyoruz. Mutasavvıflar da halkın anlayacağı tarzda büründürmeye çalıştığı alegoridir. Ya bunu hikayelerle anlatıyorlar. Tasavvufi hikayeler bu, alegori. Ama mutasavvufun tecrübe ettiği şey elit tecrübe olmaya başlıyor. Ve böylece iki din anlayışı açığa çıkıyor. Ve bugün modern Müslümanlar hala bu iki din anlayışı arasında sıkışıp kalmış durumdadırlar. Bir ulemanın din anlayışı, bir de halkın din anlayışı şeklinde. Efendim, konuşmamı dünyasızlık ve bölünmüş bilinç dediğimiz önemli iki sorunla kısaca efendim izah edip bitirmeye çalışacağım. Dünyasızlık dediğimiz şey şu: eğer insan hakikati bildiğini peşinden düşünüyorsa, o zaman her şeyi bu hakikati açığa çıkarmanın bir aracı gibi görmeye başlar. Eğer doğruları bildiğinizi düşünüyorsanız, herkesi bu doğrulara göre
şekil alması gereken insanlar gibi görmeye, araçlar gibi görmeye başlarsınız. Yani her şeyi araçsallaştırırsınız. Kendi amacınız için araca dönüştürürsünüz. Ama artık insanlarla bu anlamda insan olarak iletişim kurma ve onlardan bir şey öğrenme şansınız kalmaz. Ve o yüzden de dünya dediğimiz, insanlar artık ortaklaşa kurulan dünya ortadan kalkmaya başlar ve böylece dünyasızlık dediğimiz sorun ortaya çıkar. Ve benim gördüğüm kadarıyla modern İslam düşüncesinin en büyük sorunlarından bir tanesi dünyasız bir din bize anlatmaya çalışmalarıdır. Bu dinin bir dünyası kalmıyor ne yazık ki. Efendim bir başka kavram da bölünmüş bilinç sorunu dediğimiz sorundur. Efendim bölünmüş bilinç yine Müslümanların Kur'an'ı anlama noktasında yüzleştiği önemli sorunlardan bir tanesi. Eski yeni, yanlış doğru, hak batıl efendim ve benzeri ayrımlarla batı doğu gibi ayrımlarla İslam'ı anlamaya kalkmaları. Yani günümüz insan bilinci ya kendini modern görüyor, eskiyi reddediyor veya eski ulemanın, eski dünyanın İslam daha iyi anladığını düşünüp modern dünyayı reddediyor. Ama ne yaparsa yapsın mesela eskiyi önemseyip modern dünya reddetse hala modern dünyada yaşamak zorunda. Dolayısıyla Müslümanların bilinci hep ikiye bölünmüş durumdadır. Ne eskiye ait olabilmektedir, ne de yeniyi kavrayabilmektedir. Ne batıl dediği şeyden kopabilmektedir, ne de hak dediği şeyi anlayabilmektedir. Ve bu yüzden bu bölünmüşlük sorunu, Kur'an'ın anlamı dediğimiz sorunu da daha fazla üretmektedir efendim. Çünkü Kur'an'ın anlamı dediğimiz hususlardan bir tanesi de insanın kendisiyle yeniden buluşmasıdır. Kur'an'ın en büyük özelliği şu benim gördüğüm kadarıyla, son bir cümle. Kur'an insanı kendisiyle buluşturmaya çalışır. Kendisiyle buluşabildiği kadarıyla Allah ile buluşabilir. Kendisiyle buluşamayan insanın Allah ile buluşması mümkün değil. O yüzden Kur'an Allah'ı anlama çabasından ziyade insanın kendisini anlamaya çalışmasıdır. Kendisini anlayabildiği kadar insan Allah'ı anlayabilir. Ama bölünmüş bilinç insanın kendisini kavrayamaz hale gelmesi demektir. Sorun burada kaynaklanıyor. Evet, burada artık sözlerimi tamamlayayım çünkü süreyi bayağı açmış gibi görmüyorum. Sabrınız için çok teşekkür ederim.